Kerem, Trabzonspor'un logosu hazır orada dururken şu anlatayım mı logonun Tabii hikayesini? ki. Anlatalım. Sonrasında yavaş yavaş Oraya derbiye de gidebilir miyim? odaklanacağız. Selahattin Kanalı da kalkmak için müsaade istiyor. Tabii ki. Lütfen. Bak, Buyurun buyurun Selahattin Selahattin Bey. Kanalı. Ben hakikaten bilmiyorum. Bakayım ne anlatacak Selahattin. Çok kimse bilmiyor Turgay abi. Ben bilmiyorum gerçekten. Bak şimdi Trabzonspor 1967'de kurulduğunda aslında işte idman ocaklarına kadar gidiyor. 1913'lere gider Trabzonspor'un asıl kuruluşu. İdman ocağı Trabzon mu oluyor? 3-4 takım daha var ayrıca. İdman ocağının kurucusu Süleyman Rıza Kuğu ve Mehmet Rıza Kuğu diye iki adam, iki çok saygıdeğer Kardeş adam. mi? Tabii. Bunlardan biri Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi yüksek atlamada temsil eden Süleyman Rıza Kuğu'dur. Biri de Mehmet Rıza Kuğu. Trabzonspor'un S'si de bunların ikisi de Görelilidir. Giresun Görelilidirler. Kuruluşunda Trabzonspor'un çok büyük emek vermişlerdir. Trabzonspor'un S'si de Kuğu gibidir. Dikkatli bakarsanız Evet. Kuğu'dur. Şurada Bu tam evet. gagası da var gibi. Şurada bak, Evet, şurada. evet. Şurada Bu da gagası var, şurası çok kuruya benziyor. zarif bir teşekkürdür Mehmet Evet. Rıza ve Süleyman Rıza Peki bu logo Kuğu'ya. hiç değişmedi mi o günden bu Hiç yana? değişmedi. İşte Ay bir ara hamsi balığı diyorlardı yok şurası yok. falan filan. Herkes bilsin. Bu bir kuğudur. Evet. Bu da anayasada yazılmış bir şey diye ben böyle Soyadından dolayı yorumluyorum. yani kuğu. Evet. Ona, o iki kardeşe büyük S harfi saygıdır. de oluyor. Süleyman oradan mı geliyor? Yok, kuğu, asıl kuğu. Kuğu. Hem Süleyman kısmında yokum ama kuğu Var mıdır? kısmında herkes bunu bilsin ki Trabzonspor çok zarif bir, bazen şey deniyor ya, şey tartışması oldu. Amblemimi değiştirelim. İşte herkes değiştiriyor filan. Ha, kuğu kalmak kaydıyla tabii ki değiştirilebilir. Ona bir şey Ama diyemem. onun kuğu olduğunu hakikaten ben fark etmemiştim. Değil mi? Şimdi Benim de öğrenmiş olduk. dünyada duyduğum Teşekkür en ederiz. saçma laflardan bir tanesi kulüplerin ambleminin değişmesi ya. Kulüpleri satalım diyorum. Kulüplerin gelenekleri var, satamazsın diyorlar. Amblemi değiştirelim diyorlar. Hani en büyük amblem işte o Gayınsin, buradaki kuğu, Fenerbahçe'nin defne yaprağı. Konu ambleme geldi değişmesin ama Değişmesin. amblemlerimiz çok basit. Ben formalara bu amblemin böyle resim gibi özellikle Anadolu takım resim gibi yapıştırılmasına şiddetle karşıyım kardeşim. Bir hani Bir adam gibi bir içine geçirin değil mi onu? oyayla mı yaparsınız değil de ama Dekupa yap diyorsun bir abi. şey yap abi yani Turgay abi. bak Premier Lig'e sanıyorsun kraliyet arması gibi yani Turgay abi. armalar değişmez Bu arma niye değişmez olmuyor? ama Arma onu değiştirmiyor. bir buraya kağıt gibi yapıştırma O dediğin kardeşim niye ya. olmuyor? Bak o dediğin yani sanatsal değeri olan armalar niye kulüplerimizin sol memelerinin üzerinde Ya olmuyor? masraflı olduğu için niye olmayacak? Hayır hocam, ondan değil. Sen Anadolu'da her şehirlerin futbol kimliğinin oluşmasına imkan vermemişsin. Şu veya bu nedenlerle, şu veya bu Abi onunla ne alakası sahiplerle var? Arması var adamın. var. Kendi şehriyle aidiyet duygusu olmayan insan niye arma için uğraşsın ki? İşte iyi, o oldu sana Ya şey. Kayserispor'un arması Erciyes var bildiğim kadarıyla. Evet. İşte altta bir ya o Erciyes'i dağ gibi yaparsın bir şey. Kayserispor'un adı Erciyes olabilir bu arada. Hangisi şu anda Var bilmiyorum. Erciyes'i var. Değişti. Şey Şu, diyoruz. Erciyes Şu olanı. anda Erciyes olanı ay yalnız. kabartmalı yaparsın mesela. Kabartmalı yaparsın işte şu Ankaragücü'nü şu anda gördüğümüz gibi. Bir Evet. kabartma olur. Şöyle resim olmaz ya. Bu kadar basit değil. Ankaragücü'nün bir Ankaragücü geleneği var 100 yıllık çünkü. kulüp. Evet. Yani şu an karşımda diye söylüyorum. Yani Anladım. arma önemli ya. Arma aşkı diyorsun arma. Yani böyle bir fotoğraf yapıştırmanın ötesinde olmalı diyorum bence yani. Anadolu 100 yıldır kendisini İstanbul kulüpleri üzerinden ifade etme yanlışından kurtulamadığı için arma gibi düşünmeye sıra gelmemiş. Bir kimliğin yoksa arman da sıradan olur. Bu kadar basit. Olabilir yani. Turgay abi. Tartışma çıkarmayacağım Ve orada. bunun tabii bir sürü nedeni var. Hani Kerem hemen daralır. Ben bakıyorum sadece anlıyorum suçlamak daraldı şu için. Yok. anda. Kerem, Anadolu futbolunun gelişiminin de Türk futbolunun gelişiminin olmazsa olmazı olduğunu Tabii ki. söyleyenlerden Elbette biri. canım. Her zaman. Şaka diyorum ben. Ben öyle takılırım. Özellikle alt ligler Tabii. her zaman sıkı takipçiyiz. Ya yemedim. Öyle gerçek bu. Ya Liverpool'un yarısı kadar bilmezsin ya. Vallahi Liverpool'un yarısı kadar bilmezsin alt ligleri fena ya. fena sayılmam yine. Yarısı kadar Biraz daha bilmezsin. geliştirmem lazım kendimi ama Ziraat Türkiye Kupası maçları anlatıyoruz artık yılda. Liverpool dedi aklıma Belki geldi. yok 20 tane 22 tane anlatıyorum ortalama. Haritada baktım yani Türkiye'de gitmediğim 20 ya da 21 tane il kaldı. Umarım onları da Sen şuraya tamamlarım gitmiyor musun? ilerleyen 21 yıllarda. tane gelmişsin. Kaldığım, ama bak gidip geçmek değil, gittiğim kaldığım. Biz de ondan bahsediyoruz gidip de. Sen... Tamam. Sabahına uyanmadığın hiçbir şehre aslında gitmiş değilsindir. Tabii. İşte şu an Evet. 20-22 tane şehir kaldı. Onları da tamamlamayı Bak ümit ediyorum. Rozier mi? Beşiktaş şey gelmiş. Rozier. Ben de Rozier şey diyemiyorum gelmiş. bir türlü ya. Demiş Rozier. ki İstanbul Paris'ten güzel. Ulan dedim bir tane delikanlı çıktı. Niye? Ben Paris ve New York'a gittim. Hayal kırıklığı yaşadım ki Paris 15 günde kaldık Tigana sayesinde. Bir de 15 gün öyle bir çile çektik yani.
Ya bugün Fransızlara deyken şöyle bir imkan olsa, hani ağaçları kökünden sökerler ya. Tek İstanbul olduğu gibi toprak halini alacağız. Paris'e gideceğiz. Paris'i de İstanbul'a havada karada kaparlar. Derler biz bir Eyfel yaparız yine. Eyfel'den başka bir şey yok ki. İstanbul'la Bağdat Caddesi de değişmezsin yani. Siz nehri var. Sen nehri yani. Paris'te bir de o var yani. Ya burada nehir bırak. Boğaz'ın kendisi var. Neyini artık. Ya şunu diyorum, kıyaslanmaz bile ya. Dünyadaki birçok şehir İstanbul'a kıyaslanmaz bile. Eskiler İstanbul'da Beyoğlu için... bizim Beylikdüzü'nden bahsetmiyorum tabii. Eskileri yani, Beyoğlu için az gelişmiş Paris derler. Ne dersin? Eskilerimiz Beyoğlu için az gelişmiş Paris derlermiş Osmanlı'nın son zamanlarında. Yetişemedik. Ya, yok. Vallahi Paris o yıllar, öyle değil yani. Paris o yıllarda, Paris o yıllarda ne kadar gelişmiş bilmiyorum ama Beyoğlu bir zamanlar dünyanın en önemli yerlerinden biri olarak biliniyor. Öyle. Kitaplar falan yazılmış yani. Hala da öyle. Beyoğlu'nu, Paris'i, İstanbul'u bir kenara bırakalım. Trabzonspor Ankara Gücü mücadelesini değerlendirdik. Derbi günü içerisindeyiz artık saatler itibariyle. Artık gündemimiz Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi olacak. Konuşacağız. Tabii abi, ne dakikalarda. Konuşacağız. Tabii ki konuşacağız. Hayır, bir dakika. Uzmanlık alanım var abi. Sen Galatasaray uzmanlık alanı olduğun için tabii ki Galatasaray konuşacak. Sen Galatasaray konusunda Türkiye'nin en uzmanlarından yani birisin. Yani şöyle diyor kibarca, hani en uzman okumuş adam tabii. Tabii ki. Adam, tabii ki Galatasaray konuşacak. Şey diyor. Sen Galatasaray düşmanısın diyor. Aynı anda şey Beşiktaş'la Fenerbahçe topuyla kaç kişi var sen ya? Sen de bir şey bak. Ne pardon? Aynı anda Beşiktaş'la Fenerbahçe topuyla kaç kişi söyle, var ya? Sen de bir şey söyle. Ya senin için dışarıda çok duyuyoruz. Turgay abi eskiden Beşiktaşlıydı. Beşiktaşlıydı. Ne oldu ona? Fenerli diyorlar. Kerem sen bir şey diyordun. Yorum yapmak istemiyorum. Bir ara ben Trabzon'da sokakta yürüyemiyordum. Trabzon'da. Aha sor Ulaş'a. Sokakta yürüyemiyordum. Ya diyorlardı ki aday ol diyorlardı. Öyle yürüyor. Şunu diyor, şunu diyorum. Kardeşim, insanlar seni şöyle zannediyor. Mesela Beşiktaşlı Turgay Demirsin. Zannediyor ki bu şöyle bir şey demek. Her maçta Beşiktaş kazanır diyeceksin. Penaltı varsa Beşiktaş'ın neyine %50 yorumlayacaksın, %51. Yoksa tersine yorumlayacaksın. Bu şartlarda mesela ben diyorum ki Beşiktaş Fenerbahçe iyi oynadı, hak etti. Herhangi bir maçı, Konya maçı. Sen ne biçim Beşiktaşlısın diyor. Anladın mı? Şimdi ben buna göre hakikaten Beşiktaşlı değilim yani. Turgay abi bir örnek vereyim, devam et. Nihat Genç'in bir lafı var. Türkiye'de cehalet üniversiteleriyle yayıldı diye. Tabii. Bizde de gazeteciliğin değeri yorumcular üzerinde çok düştü. Şimdi, belki bunun da etkisi var. Senin gazeteci olduğun için, gazeteci kökenlisin. Türkiye'de ben bütün yorumcuları, burada hakem ve gazeteci şu bu diye, o ikiye ayrılır ama ben öyle ayırmadan bütün yorumcuları ikiye ayırıyorum. Buna şuna benzetiyorum. Allah bir kitap indirmiş. Musaf. Hazreti Kur'an. İki adam, ikimiziz seninle. Aynı anda öğrenmişiz. Hafız olmuşuz yani, atim etmişiz. Sen ve ben. Tam adamını buldun. Tamam olduk. Ölmezsin. Ayrıca ya yok yani. İşine yarar. Kıymetini daha iyi anlatacak birileri olsun diye. Olduk. Söyleyeyim. Sen demişsin ki bu bana yeter. Ben buradan yürürüm. Yürür giderim. Ben de Ofluca gibi Bayburt köylerine çıkarım. Ben de demişsin ki bu okuduğum bu ayete ben böyle anladım ama eskiler nasıl anlamış? Sarı hadislerde ne deniyor? İlim ne diyor? Fıkıh ne diyor diye. Ben sürekli araştırıyorum. Atıyorum 70'li yıllarda Kaptan Kusto su şeyi bulunca işte sıcak şeyin tatlı su tuzlu suya karışma deyince ben hemen diyorum ki ya Allah bunu Kur'an'da müjdeliyor. Onu da o kadar takip ediyorum. Tamam mı? Alim. Sen de cinci hocasın. Futbolda da cinci hoca. Oflu hoca diyelim yani. Hayır, futbolda da cinci hocalar var. Evet, İbrahim Hakan'ın cinci hocası. Kendini var, geliştirmez, yani kitap okumaz, okuyacağım mı olacak der. Sonra kitap dersen de sallayarak seni susturmaya çalışır. Tamam mı? Kitapsız yani bildiğin.